Arkadaşlar bugün aracınızı muayeneye götürmeden önce, vizeye götürmeden önce yapmanız gereken şeylerden ufakça bahsedeceğim. Öncelikle aracınızın farları, sis lambaları ve sinyali, sağ sol sinyali çalışıyor mu diye kontrol etmek. İlk önce yapmanız gereken şey bu. Farz edelim ki bunlardan herhangi bir tanesi yanmıyor. Ağır kusuru olduğu için aracınız muayeneden geçmez. En önemli İkinci aşaması aracın fren lambaları, park lambaları ve geri vites lambasını kesinlikle yanmış olması gerekiyor. Örneğin stop lambaları, yani fren lambaları buradan yansa dahi şu orta kısımdaki bazı araçların burada olur, bazı araçların yukarıda olur. Yanmasa araç muayeneden kesinlikle geçmez. Geri vites lambalarını bir kontrol edelim. Gündüz olduğu için biraz gözükmüyor ama yanıyor yani. Stop lambaları orijinalinde kırmızı olduğu için eğer güneş yanığı varsa ve ışıklarınız gözükmüyorsa frene bastığınızda ve kısık gözüküyorsa bu da ağır kusur olarak geçer. Muayene istasyonunda aracınız geçmez diyorum. Üçüncü olarak aracın sileceklerinin ve su hanzesindeki motorun çalışması gerekiyor. Motor çalışmazsa ve fiskiyelerden su gelmezse bu da aracın muayenesine geçmemesinin sebeplerinden bir tanesi. Sileceklerin yeni olması gerekiyor. Yıpranmış olmaması. Öndeki camı herhangi bir şekilde sildiği zaman tertemiz bir şekilde silmesi gerekiyor. Bunları kontrol etmeniz gerekir. Sileceklerin fiskiyesinin su kısmından çıkan su gördüğünüz gibi sol taraftaki tıkanmış. Bunları muayeneye gitmeden önce açtırmanız lazım. İğne yardımıyla olabilir veya başka bir şekilde olabilir. Bunları açtırıp bunlara dikkat etmek lazım. Lastik ebatları orijinalinde neyse o olmalı. 14 çantsa 14 çant, 15 çantsa 15 çant olmalı. Lastiğin çok gevrek ve bayat olmaması gerekiyor. Çünkü bunu muayene istasyonunda milimetrik olarak ölçtükleri için kabak olmaması gerekiyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Plakalarda delik olmamalı, APP plaka olmamalı, orijinal olmalı ve okunur olmalı. Plakalıkta herhangi bir köşelerinde veya alt kısımlarında veya orta kısımlarında kesinlikle vida olmamalı. Bu dediklerimin olması durumunda ağır kusurdur. Vizeden geçmez aracınız. Dikkat etmek lazım. Kaputu açtığımızda motor şase numaralarının okunur olması gerekiyor. Bir de kapının, sağ kapının iç tarafında şu şekilde motor numarasının okunur olması gerekiyor. Aracın koltuk sayısı orijinalinde neyse o sayıda olmalı. Yani 4 ise 4, 2 ise 2. Aracın kemerlerinin tokalarına zaten vizeye gitmeden önce takılıyor kontrol amaçlı. Bunu asıldığın zaman kemeri tutması lazım. Tüm hepsini muayene istasyonunda kontrol ederler. Herhangi bir tanesinin tutmaması durumunda aracınız vizeden geçmez. Arkadaşlar el freninin çekildiğinde el frenin tutması lazım. Tutmaması takdirinde bu da bir ağır kusurdur. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Aracın airbag ışıklarının yanmaması gerekiyor. Sağlam bir şekilde çalışması gerekiyor. Artı kornanın çalışması gerekiyor. Çalışmadığı takdirde aracınız ağır kusurlu olduğu için vizeden geçmez. Şimdi en önemli ve en maliyetli kısma geldik. Aracınızın ön düzeninin doğru bir şekilde ön düzeninin sağlam olması lazım. Çünkü aracınız sağa çeker, sola çeker. Rot ayarlarında sıkıntı vardır. Lastik iç taraftan basıyordur. Bunları muayene istasyonunda tekerleri döndürürler ve herhangi bir şekilde sağa çekme, sola çekme olduğunda aracınızı ağır kusur olarak dosyaya yazarlar. Siz onları tekrar sanayiye gidip yaptırmak zorunda kalırsınız. Zamandan tasarruf etmek için bunları muayeneye gitmeden önce sanayiye göstermeniz her zaman daha iyi olur.
Aracınızın ön düzenini yaptırmaya gittiğiniz zaman zaten alt tarafına da bakacaktırlar büyük ihtimal ustanız. Aracınızın altında yağ kaçağı var mı? Keçelerde kaçak var mı? Bunlar hafif kusur olarak geçer ama yine de kontrol etmekte fayda vardır. Videomuzu faydalı bulduysanız like atmayı, destek amaçlı kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.